biz öğretmenleri ayrıştıran, mesleğimizi itibarsızlaştıran ve bir sınavla bizlere bir ünvan vermeyi hak gören bu anlayışa karşı eğitmiş olarak mücadeleyi büyütüyoruz. Artık yeter alanlarda izliyoruz. 31 Ağustos tarihinde tüm yurtta eylemlere başlıyoruz. Öğretmene saygı eylemleri, tam da ihtiyacımız olan öğretmene saygı eylemleri tüm yurtta eğitimci tarafından başlatılıyor. Bölgesel eylemlerimize devam edecek. En son 9 Eylül'de baş öğretmenimizin huzurunda olacağız. Ve daha sonra bakanlık önünde de büyük kitlesel bir eylem yapacağız. Sınavın kaldırılması ve öğretmenlik meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Tüm halkımızı da buradan Bursa halkını da bizlere desteğe davet edelim. 31 Ağustos Çarşamba günü saat 14'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. Hakkımız alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı konuyla ilgili açıklamaları olmuştu. O konuda değerlendirmenizi rica ederim. Öğretmenler günlerdir ayakta. Öğretmenler ayakta diye aslında bu etiketlerle Twitter'da da çok etkinler. Hakkımızı istiyoruz, sınav uzmanlığı kabul etmiyoruz diyorlar. Ve büyük bir beklenti içine girdiler. Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamada bir müjde bekliyordu öğretmenler. Fakat bu müjdeyi alamadılar. Cumhurbaşkanı tam olarak sınavın yapılacağını teyit eden bir ifadeyle başarılar diledi öğretmenlere. Tabii öğretmenlerin haklı tepkisi gittikçe büyüyor. Çığ gibi büyüyor. Biz de diyoruz ki zaten bu mücadeleyle alınır. Hakkımız olanı almak için mücadele etmeliyiz. Cumhurbaşkanından bir beklentimiz yok. O meslek kanunu bize sormadan kapalı kapılar ardında yaptılar. Ve hakkımızı gasp ettiler. Bütün öğretmenlerin itibarını zedelediler. Bugün onlardan gelecek bir müjdeyi beklemiyoruz. Biz alanlarda eylemlerimizle, mücadelemizle kazanacağımıza inanıyoruz.